getirdiniz. Niyetiniz de geldiniz diyoruz. Hanımların dünkü kadınlar gününü tekrar kutluyorum. Beyler de aynı şekilde dileklerini sundular. Efendim yorgunluğum şu, 3 gündür oğlum yok, yine gördü. Ben buraya koşturuyorum ama olsun, o da geçer. Şehla Sevda, Şehla'ydı kadının gözleri. Şehla, Şehla bakardı. O bakışların ardındaydı sevdası. Biraz solgun, biraz hüzünlü, biraz da kırgın ve durgun. Yorgun bakışları yanıp yakılmıştı besbelli. İçliydi ve hep kırgındı yüreği. Hep bir şey düşlerdi sanki. Bir ümit, bir gelecek, bir bekleyiş içindeydi. Saçları lepiskaydı. Yüzü sevimli ama biraz üzgün. Pamuk gibi yumuşacık elleri, sevmek, sevilmek güzel derdi. Anlardınız ki o sevilmeyi beklerdi. Sevmiş ama sevilmemişti besbelli. Kim bilir belki de sevdiği kadar sevilmediğindendi hüzünleri. Başını sallayarak düzgün erkek az var toplumda derdi. Düzgün erkekler hep kapılmış. Biraz çapkınlar, yalancılar, biraz da düzenbazlar kalmış. Ardından da gülümserdi. İşte böyleydi düşünceleri. Yeni tanımıştı adamı. Birkaç gün öncesiydi. Derin derin bakışmışlardı. Yüreğine bir ateş düşmüştü inceden. Acaba sevgi miydi, neydi? Dikkatine aldı adamı bir süre. Gözlemledi, inceledi, takip etti. Sonunda bir araya geldiler birlikte. Sohbet etmek için bir yerde bir kahve içimi konuştular. Dereden, tepeden. Dürüst adam sohbetin bir yerinde ben evliyim deyiverdi. Bulandı bakışları kadının. Şehla gözleri hüzünlendi. Yüreğinin tam ortasını aniden şehla bir sevda çöküp gizlice düğümlendi. Sustu bir süre. Sonra birden içe vurkuluverdi. Kader ya, kader yine oyun oynamıştı ona. Şansı yine gülmemişti. Şehla bakışlarla gelen sevda yine sessizce böyle şehla bakışlarla gitmişti. Şehlaydı dansı, şehlaydı kaderi, şehlaydı sevgisi. İşte bu şehla sevda, şehla şehla bitiverdi gitti. Ben ilk defa aranıza katıldım. Şiir dinlemesini seven biriyim. Şiir sever dediğim, yazmıyorum. 70'te kararlamalarım oldu ama şimdi şiir yazmıyorum. Ama bu şiir toplantıları İzmir'in her tarafında izliyorum. Geçen hafta geldim, çok kalabalıktı, geri döndüm, oturacak yer bulamadım. Bu hafta aranızdayım. Ben ilk defa aslında bir okuduğum şiiri tekrar okumam. Ama değişik ortam ve ilk defa olduğu için Kaşekalı bir şairin şiirini okumak istiyorum. Ali Kaptanoğlu'ndan. Yani Atilla İlhan'dan. Piya. Ne olur kim olduğunu bilsem piyanın. Ellerini bir tutsam, ölsem. Böyle uzak uzak seslenmese, ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmedi. Otellerini bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp durmasam. Ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar piyayı görseler, bana haber salsalar, bilsem. İçimi büsbütün yıldız basar, bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bunu bana yapmasalar. Yorgunum, üstelik parasızım, pasaportsuzum. Ne olur sabah karşı rıhtımda seslenir duysam piyanın, sırtında yoksul bir yağmurluk, çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş, soluk. Elleri tutabilsem piyanın, ölsem, eksiksiz ölürdüm.
Öncelikle Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun bütün hanımlarım, bayanlarım. Teşekkür ediyoruz. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Evet, lütfen hemen alalım. Yani emekli Bahri Yasin'im. Asker, bir asker daha aramızda. Şimdi ben hasbelkala kaptanlık yapıyorum. Çok gemiden. Güzel. Burada Hamdi Kaptan var. O onun vasıtasıyla geldi. O tavsiye etti. Kendisi bugün işi vardı, gelemedi. Peki, ama biz o kendisi geldiği zaman da sizi de bekliyoruz. Yani tabii, bugün tabii. İkinizin yerini ağırlamış olalım sizi. Mutlu olduk. Ben Aslen'den izleyeyim. Ama bir İzmir sevdalısıyım. Yalnız okuyacağım şiir, Esliye'ye başladığım ilk günlerde İstanbul'la ilgili bir şiir olacak. Olsun. Aslında İki şiir demiştim. Vaktim kısa, bir de bugün için, eşim için yazdım vardı ama paylaşın. Vaktim yetmezse paylaşın bizde. Yani ikinci turu bekleyemeyecekseniz paylaşın lütfen. Pekala. Biz iki şiir söyleyeceğiz bugün. İster akşam, ister sabah. İki şiirliyiz bugün. O zaman İstanbul'a ilgili artık bu şiir midir, değil midir bilmiyorum. Yani yok, çok fazla bilgim yok. Biz yürekten gelen sesleri dinlemeyi seviyoruz. İstanbul. Yum gözlerimi İstanbul. Uyurken daha güzelsin. Giyin en kalın örtülerini. Bulutlarla donat göklerini. Güneş görmesin seni. Seni ben seyredeceğim tam yanı başında. Ağla İstanbul. Hırçınlaş dilediğince. Kaçsın sevgililerin. Ah bir de yağsa bulutların. Sere serpe dolsa sokaklarına. Silinse tüm randevuların. Benim olsun İstanbul. Yerlerine çivilerim bulutları. Güneşe bağlarım umutlarını. Onu da zehirlerim bir akşam yemeğinden. Hep benim olursun İstanbul. Yanarsın dilediğim. Bu eşiniz için gerek. Evet, bu kadınlar günü için. Nasıl hayır diyebiliriz? Teşekkür ediyorum. Güneş doğarken diye. Ne zaman yağmur yağsa akşamın ayazında, pencerelerin buğulu camlarından, buğulu gözlerindeki pırıltıları ararım. Sokak lambasının loş ışığındaki yağmur damlaları. Ne zaman açılsam denizlere güneş batarken, uçsuz bucaksız ufuklar boyu, uçuşan bulutlar gibi rüzgarda dağılan saçları gelir gözlerime. Bir de hasretim çökünce içime geceler boyu büyüleyen gözleriyle gülümseyen bir deniz kızı gördüm ufukların ötesinde güneş doğarken. O eşim, sevdalım, deniz gözlü yarimdir. O sabah güneşimdir. Uyandığımda ufkumda doğan, hep yanımda olan. İşte ben o ayrılık günlerinde ne zaman hasretin düşse gönlüme, kollarımı açarak göklere doğru, gözlerim en günlerde geceler boyu, uzaklarda, ufuklarımda görünecek deniz kızını beklerim. Şimdi de hapishanede yazdığı bir şiir. Ali arkadaş bana müziğiyle eşlik edecekti. Bir hapishane manzarası. Güzel bir müzik. Metrisin önüne gidelim ben. Ben içeri düştüğüm sene, ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız laf bile edemez. Mikroskobik bir zaman. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Yaza yaza tükenir bir hafta. Ona sorarsanız bütün bir hayat. Bana sorarsanız adam sende. İyi ki hafta. Katillikten yatağım Osman. Ben içeri düştüğümden beri 7.5'unu doldurup çıktı. Dolaştı dışarılarda bir vakit.
kaçakçılıktan tekrar girdi içeri. 6 ayı doldurup çıktı tekrar. Dün mektubu geldi, evlenmiş. Bir çocuğu olacakmış baharda. Şimdi tam 10 yaşına bastı. Ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar. Ve o yılın titrek, ince, uzun bacaklı tayları, rahat, geniş sarılı diğer kısa kollar çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur. Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde, ben içeri düştüğümden beri. Ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta, görmediğim bir yerde oturuyor şimdi. Pamuk gibiydi bembeyaz ekmek, ben içeri düştüğüm sene. Sonra vesikaya bindi. Bizim burada içeride birbirini vurdu millet. Yumruk kadar simsiyah bir tayin için. Şimdi serbestleri yine. Ama esmer ve tatsız. Ben içeri düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz. Daşov kampında fırınlar yakılmamış. Atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya. Boğazlanan çocuğun kanı gibi aktı zaman. Sonra resmen kapandı o fasıl. Şimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan doları. Fakat gün ışıldığı her şeye rağmen, ben içeri düştüğümden beri ve karanlığın kenarından onlar koskocaman ellerini kaldırımlara dair doğrultular yarı yarıya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ve ben aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine. Ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cahil, cesur, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden ve yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrısı mesela benim 10 sene yapmam. Lafım sana. Ben bugün değişik bir şiirim okumak istiyorum. Önce hanımların kadınlar günü kutluyorum. Hanımların değeri şöyledir, bir kuşun tek tanesi uçmayacağına göre erkek ve kadın beraber olduğunda ancak uçabilir. Tek başına hiçbir bir yere ulaşamaz, mümkün değil. Onun değeri de odur. Onu tamamlıyor, erkeğin arkasında duran o. Teşekkür ederim. Vaktinizi fazla almak istemiyorum ama bu şiir... Bir arkadaşımı kaybetmiştim bundan birkaç sene önce, 2009'da. Kabristan'a defnettik, şimdi geliyoruz. Çiğli'de, Atasanay'ın oradan yaya yürüyorum Atasanay'ın, yakın o mezarlığı. İçimden bir şeyler doğuyor. Onu dile getirdim. Ecel çalmış kapımı, can dostlarım elveda diye. Hasta yattı bir ara, gittik ziyaretine vesaire. Ve bu arkadaşımız rahmetli oldu. Akşamları da toplanıyorduk. 7 akşam tebarek okunuyor malumunuz. Herkes ilahi okuyor. İşte Ömer Bey siz de bir ilahi okuyun. Dedim valla ben şiir okurum dedim. Bu şiir okudum. Fakat evin için çok kalabalık bir aile. 3 katı da full dolu insanlarla. Tanınan bir aile. Bir alkış koptu evin içinde. Yerin dibine baktım. Böyle bir yerde böyle bir alkışın olması bana ters geldi böyle bir şeyin. Ve aşağı nasıl ineceğimi, ya kızları yolumu keser de bunu nasıl yaparsın, nasıl okursun derlerse ne yaparım dedim. Baktım aşağıda iniyorum çekinerek kızı, Ömer amca ne olur o şiirini bize ver.
Ertesi günü kırtasiyeciye gidiyorum. Kırtasiyeci arkadaşımız Ömer Bey de gel döktürmüşüm dedi. Güzel bir şiir yazmışsın yanımıza. Ne şiir dedim ya. 50 tane dedi çoğalttılar. Fotoğrafını basmışlar silik olarak onun üzerine. Eş dosta dağıtmışlar. Ondan sonra aynı şiirin son iki beytinde mezar taşının karşısında duvara siyah bir mermer üzerine işlemişler. Bravo. Bu arkadaşı kendisini anlatıyor. 6 beyt, 5 beytte, geri kalan en son beytte de ben anlatıyorum. Sevgi dolu gönlünüz can katar canıma. Ecel çalmış kapımı can dostlarım elveda. Geçiyorken bu ömrüm varmadım hiç farkına. Ecel çalmış kapımı can dostlarım elveda. Ayırmadım insanı sevdiğim Allah adına. Mutluydum amelimden koşmuşsun feryadına. Bitecek bir gün ömrüm düşsen dostun yadına. Ecel çalmış kapımı can dostlarım elveda. Dolu dolu yaşadım yaşam denen oyunu. Nice dostlar edindim sormadım hiç soyunu. İçmişim menbaından kutsal kevser suyunu. Ecel çalmış kapımı can dostlarım elveda. Kuru yaprak misali düştüm kara toprağa. Yaşam boyu sevgiyle ayak uydurdum çağa. Kaderden kaçamam ki çıksam yüce bir dağa. Ecel çalmış kapımı can dostlarım elveda. Eksik etmeyin dilden bir fatihayı bana. Ahiret aleminde değer binlerce cana. Ayırmayın yolundan yakın olun sultana. Ecel çaldı kapımı can dostlarım elveda. Faruk söyler bak şimdi yorulsun o dilinden. Kor düşen yüreklerin kim anlar ki halinden. Bir iz bırakıp giden o dostun cemalinden. Anıların kalacak güzel insan elveda. Teşekkür ederim. Kadın. Sağır bir hocanın öğrencisiydim. Kör bir ressama terk ettiler beni. Dilsiz bir adam roman okudu bana. Orta Doğu'da ilk buğdayı eken bendim. İlk ekmeği pişiren de bendim. Yine de her sabah boyadım yeryüzünü.